Şimdi sağlıklı düşünen bir insanın vücudu sağlıklı olur. Olumsuz düşünen bir insanın vücudu olumsuz, hastalıklı olur. Usta da ona şey diyor, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani düşünceler, şöyle sorayım, düşünceler bedenin dışında bir şey midir? Yani düşünceler beden etkilemez mi? Mümkün mü? Kötü bir haber midene vuruyor. Kalp krizi geçiriyor. Adama daha hiçbir şeysi yok. Bir hastaneye gitmiş yine çapada. Hastaneye gidiyor. Ondan sonra başka bir hastalıktan tetkik yapılırken bağırsakta kanser çıkıyor. Yalan olması, bağırsak veya pankreas. Adam bir saat sonra ölüyor. Ve kanserle değil yani. Bunu problem yaparak kalp krizi geçip ölüyor. Yani şimdi düşünceler iyi veya kötü, bedensiz düşünebilir misin? Hayır. Yani bak nasıl mideye vuruyor. Nasıl mideye vuruyor? Veya nasıl insan rahatlıyor? Yani mesela doktora gittiğin zaman tansiyon, nabız, kalbe bakarken kalp atışları, nabız ve tansiyon yükselmiyor mu? Ama bir şey yok da. Ona psikolojide şey denilir. Beyaz önlük sendromu veya psikolojisi denilir. Yani beyaz önlük gördüm hasta, psikoloji, tansiyon yükseliyor. Yani düşünceyi, bak düşün, bedende bir şey yok. İlk önce düşünceler bedeni etkiler. Merkez düşüncedir. Ama dinden kopuk tıp ise beden esas alır. Bedenden fikirler, ondan hisler, duygular, kaslar, işte hücreler bozulması olur. Bu vaka vardır, elin kırılmıştır, düşünce değildir. Midede arıza olur, arıza vardır. Bu var, der ki, bu bedensel olmakla beraber ruhsal hastalıkların tamamı düşünce bozukluğundan kaynaklanıyor. Hani buradan kaynaklanıyor. O zaman Avrupa'nın yapmış olduğu abi sadece hasarı tespit edip hasarın üzerine yoğunlaşıyor. Tabii. Arkasına baktıkları yok. O zaman bu neyi getiriyor? Bu sefer tedavi 3 sene, 7 sene, 17 sene devam ediyor. Mesela bir hastaya ilaç veriyor 3 sene. 3 sene ilaç mı olur? Bu diğer